arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle yakadan model uygulamalı robamızı çalışacağız. Bu robamızla altına kumaşlar yaparak elbise olarak kullanabilirsiniz. Sadece bu şekilde kullanabilirsiniz ya da Aynı şekilde altına yine örmeye devam ederek elbise olarak da bu güzel çalışmamızı değerlendirebilirsiniz. Ben bir adet ipimi kullandım ve ince uçlu tığımı kullandım ipime uygun olarak. Bu çalışmamız... 1 buçuk yaş grubu için ideal bir çalışmadır. Ölçülerimizi birlikte ayarlayarak bu güzel çalışmamızı örmeye başlayacağız. Ben 5 tane düğme kullandım ve inci düğmeyi tercih ettim. Sizler daha az düğme ile de bu çalışmamızı yapabilirsiniz. 4 tane 3 tane de kullanabilirsiniz. Evet hemen bu güzel robamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. Robamızı örmek için Gazal marka ipimi kullanıyorum. Baby Cotton. 165 metreden oluşmakta ve 50 gram ince bir ip ve bu ipimi örmek için ise 1,5 milimetrelik tığımı kullanıyorum. Şöyle uygun ince bir ucu var. Evet önce zincirimizi çekerek başlıyoruz. 92 tane zincirimi çekiyorum. Sayarak çekelim. Tabii göz kararı da çekip trabzanlarımızı ördükten sonra da kalan zincirimizi kesebilirsiniz. Bir tane düğümümü attım ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 92 olunca yeniden görüşelim. Tam 92 tane zincirimi çekerek geldim. Şimdi geriye dönüş yaparak trabzanlarımızı örmeye başlayalım ve trabzanlarımızı örerken de bölümlerimizi ayıralım. Geriye doğru zincirimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincir yuvasının içerisine tığımın başını bir defa doluyorum. Giriyorum ve örüyorum. Başını bir defa doladım, ördüm. Ve yine tığımın başını bir defa doluyorum. Yanındaki trabzanımı yani zincirime trabzanımı örüyorum. Toplamda 15 trabzan olana kadar birer birer örüyorum. Burası önümüz olacak. 15 tane trabzanım ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Trabzanımız tamam olduktan sonra şimdi kolumuzla olan ayrım yerimizi önündeki zincir içerisine öreceğiz. Tığımın başında doluyorum, batıyorum. Buraya bir tane trabzanımızı örüyorum. Burası önümüz ve kolumuz için ayırdığımız V'imiz olacak. Hemen iki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yuvaya geliyorum. İsterseniz 3 çekelim daha belirgin olsun. 3 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar gelerek bir tane V ördüm. 15 trabzan 16. ya 3 zincir bir tane daha trabzanımı yaptım. Şöyle bir tane V'mi ördüm. Kolumuzla arasını ayırmak için. Kolumuz için yine 15 tane trabzanımızı hemen sıradaki zincirimden batarak başlıyorum. 1. Bakın bunu 1 diye sayıyorum. V'lerimi saymıyorum. 2 3 4 5 6 Zeyimden sonra yine 15 tane trabzanım ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15 tane şöyle sayacak olursanız da 15 kol için ördükten sonra hemen bunu yine öndeki zincire gelerek batıyorum. Bir tane ayrım yeri için trabzanım örüyorum ve 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve yeniden aynı yere girerek ayrım yerimi oluşturuyorum. Bu ikinci ayrım yerim. Birinci ayrım yerimde de aynı işlemi yapmıştım. 15 trabzanı ördüm. 16.ya bir trabzanın batım. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar bir trabzan daha ördüm. Önümle kolum ayırmıştım. Buradan ilerledim 15 trabzan. 16.ya bir trabzan ördüm. 3 zincirimi çektim. Yine aynı yere bir tane trabzan ördüm. Kolumla arkamız arasındaki yerimizi ayırdık. Şimdi Buradan itibaren 26 tane arkamız için trabzanımızı örmeye başlıyorum. İlk trabzanımı zincirimin içerisine ördüm ve zincirimin içerisine sırası ile 26 tane trabzanımı örmeye başladım ve tamam olana kadar ilerliyorum. trabzanlarımızı örerek geldim. Birlikte sayalım. Şuradaki V'mizin trabzanını saymıyoruz. Burayı şöyle kapatıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 26. Şöyle de tutayım. Benle birlikte sayamayan arkadaşlarım için B'imden sonrasını sayıyoruz. 26 tane arkamız için trabzanımız ördük. Şimdi e, tıpkı burada çalıştığımız gibi trabzan ve 3 zincirle arkamız ve kolumuz için olan ayrım yerini sıradaki zincir yuvası içerisine çalışacağız. Hemen zincirimin içerisine giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Üzerine 1, 2, 3 zincir ilavesi yapıp aynı yere giriyorum. Ve bu bölümümü de ayırdım arkayla kolumu. Tekrar 15 tane trabzanımı sırası ile örüyorum. V'mden sonra 15 trabzanımı ördüm. Şimdi önümüzle kolumuz arası olan son V'mizi çalışıyoruz. Trabzanımı ördüm. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Aynı yere gelerek bir tane daha trabzanımı örüyorum. Kolumdan önüme geçişteki V'mi de ördüm. Buradaki 15 trabzanımızı da örerek tamamlayacağız. Tamamladıktan sonra hepsini kontrolünü edelim. Sayılarımızı yeniden hatırlayalım. Evet hemen yanındaki zincir içerisine girerek 1 diye başlıyorum. 1 bir. Birlikte bitirelim bunu hiç kesmeden. 2 3 4 5 6 7 hepsini tek zincire batıyoruz. 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 gördüğünüz gibi 92 zincirimiz bizim modelimizin tam kurulmasını sağlıyor bu düğüm attığımız zincirimiz şimdi yaptığımız bölümlerimizi tekrar hatırlayalım üzerine daha sonra geçelim 15 tane trabzan önümüz için ördüm. Bir tane artış yeri için 16. trabzanımıza bir trabzan, 3 zincir, bir trabzanımızı ördüm. Burada 15 tane trabzanımız var. Saymak isteyen arkadaşlarımız için, e, dilimizi anlamayanlar için de şöyle tutuyorum. Ve buradan sonrasında bakınız, işaretimin olduğu yerden tutuyorum. Ve buradan 15 trabzan bir işaretle diğer işaretin arası V'lerimizin bulunduğu yeri saymıyoruz. Tekrar bir V'mizden diğer V'mize kadar arada 26 tane trabzanımız var. Bir V'mden diğer V'me arada 15 trabzan var. V'mden diğer bitişe kadar diğer önüme 15 tane trabzanımızı ördük. Ve bölümlerimizi bu şekilde ayırarak tamamladık. ilk sıramızı bitirdikten sonra şimdi modelimizi ikinci sıramıza yerleştirelim. Üzerine ben buradan 3 tane zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2 ve 3. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bu birinci trabzanımız. İkinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Tepe noktasındaki bu küçük bölümlere batıyoruz. Bu küçük bölümlere batarak trabzanımızı örüyoruz. Dördüncü trabzanımı örüyorum. Kenarlarımızda dört tane başlangıçta trabzanımız, dört tane de bitişte trabzanlarımız olacak. Trabzanlarım tam olduktan sonra tığımızın başını dolayalım. Bir atlayalım, iki atlayalım aşağıdaki trabzanlarımızdan. Üçüncü trabzanımın üzerine girerek batıyorum ve buraya üç tane trabzanımı örüyorum. Bir, 2 3 3 trabzanımı ördüm araya 1 ve 2 zincir çekiyorum tekrar başını dolayarak 1 2 3 trabzan daha örüyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı hiç araya zincir çekmeden direkt ördüm şimdi yine zincir çekmeden sayıyorum aşağıdan 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3. sık iğnemle batıyorum tekrar buradan tığımın başını doluyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3. gelerek 3 tane trabzan aynı noktaya 2 zincir ve 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve buradan bir atlıyorum, iki atlıyorum. Şuradaki hemen V'min tepesindeki yandaki şu V'min ilk trabzanına girerek batıyorum. Bakınız. Bir atlıyorum, iki atlıyorum. Üçüncüye sık iğne olarak batıyorum. Ve önümüzü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu ara ayrım yerine giriyorum. Tığımın başını buradan doluyorum. Buraya giriyorum. 2 tane trabzanımı, 2 zincirimi, iki trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 burası bizim ara ayrım yerimiz ve artışlarımızı yapacağımız bölümümüz. Ve tekrar kolumuzdan sayıyorum. 1 2 atlıyorum. 3.'ye sık iğne ile gelerek batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. 3.'ye 3 üç tane trabzan 2 ve 3. Araya 2 tane zincir ve tekrar aynı noktaya 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 burası ara ayrım yerimiz hemen bir tane sık iğne ile battım iki atladım 3. 3 üç trabzan 2 zincir 3 trabzanımı ördüm tekrar iki atlıyorum 1 2 3. sık iğne ile batıyorum sık iğneden sonra tığın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye trabzanları örüyorum 1 2 3. 3 tane zincirimi çekiyorum, 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 2 tane modelimi kurdum. 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3 gelerek 1 tane sık iğnemi örüyorum tığımın başını doluyorum. 2 tane trabzanım kaldı. Burada işlem yapmadan araya giriyorum. 2 tane ara trabzanımı 3 zincirimi örüyorum. Tekrar 2 tane ara trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 ara artış trabzanlarımız ördük. Kolumuzu da buradan diğer artış yerine kadar iki modelle oluşturduk. Şimdi buradan bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye direkt sık iğnemle batıyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye üç tane trabzanımı 2 ve 3 modelin ilk kurulumu önemli olduğu için arkadaşlar birlikte kuralım bütün aşamalarını varsın hani uzun olursa olsun videomuz yeter ki kafalarımız karışmasın bir iki üçüncüye tekrar sık iğnemle batıyorum tekrar tığımın başında doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye üç tane trabzanımı iki üç ister iki ister üç zincir çekebilirsiniz bu noktaya üç trabzanımı yine ördüm bakınız arkamda iki tane model ördüm daha 1 2 3'üncüye gelip batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 2 3'üncüye batıyorum. Trabzanlarımı ve ara zincirini çekiyorum. 2 3 Tekrar 3 trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 1 2 atlıyorum. 3'üncüye gelerek bir tane sık iğnemle batıyorum. 3 tane modelimiz oldu. Tığımın tekrar başını doluyorum. 1 2 atlıyorum. Buraya 4. modelimi de kuruyorum. 2 3 Trabzanlarımı tamamladım şimdi. Ayrım yerim burası bakınız. Bu dilimizin arkasında birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Burası arka trabzanlarımızı ördüğümüz modelimiz. Şimdi yine geçiş yerimize geldik. Buradaki üç trabzanı bir, iki, üçüncüye batıyorum. Sık iğnemle tamam başını dolayıp iki tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç zincir, iki trabzan. Bir ve iki Burada bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye sık iğne olarak batıyorum. Sık iğnemden sonra başını doluyorum. Bir, iki, üçüncüye üç tane trabzanımı, iki zincirimi, üç tane aynı yere trabzanımı da örüyorum. Trabzan gruplarımı ördükten sonra bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye sık iğne ile batıyorum. Sık iğneyi battığım yerden hemen doluyorum. Bir atlıyorum, iki atlıyorum, üçüncüye tekrar trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bir ve iki giriyorum. 2 ve 3 iki tane modelimizi yerleştirdik. Bakınız bu ara ayrı bir yerimiz şu kısım kolumuz için olan yerde. Bir atladım, iki atladım, üçüncüye batıyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum. Son önümüze geçiyoruz. Bakınız buradan iki tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ara zincirim. Tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum iki trabzanımı ördüm. Diğer tarafta hatırlarsanız ilk başlangıçtaki bölümümüzde en sondaki hemen şu kısma sık iğnemizi batmıştık. Hemen V bizim bulunduğu yere şuraya bakınız. Buraya yine sık iğnemi batıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Birinci trabzanımı ikinciyi ve üçüncüyü ördüm. Araya 2 zincir bir çektim. Tekrar aynı noktaya 3 tane trabzanımı ördüm. 3 trabzan 2 zincir tamam olduktan sonra ve sonra bakınız. 1 2 3. sık iğne. Tekrar başını doluyorum. 1 2 3. trabzanlarımı örüyorum. 3 trabzan 2 zincir ve 3 trabzan 2 ve 3 Evet şu en kenara da 1 2 3 4 tane trabzanımızı bırakmamız gerekmekteydi tığımın başını doluyorum bakın 1 2 atlıyorum 3. başlıyorum trabzanımı örüyorum ikinci trabzan Kenar trabzanlarımız bunlar. Üçüncü zincirden döndüğümüz trabzanımızla dördüncü trabzanımızı da örüyorum. Bir, iki, üç deyip diğer sırama hazırlamı yapıyorum ve bütün bölümlerimi bu şekilde tamamlıyorum. Bu dilimize tüm haliyle duruşuna bakalım. Şurada bakınız ikisi dörder trabzan üst üste gelecekti. Onun için ben şöyle bıraktım. Dörder trabzanlarımız, birer modellerimiz, ön kısımda ve ikinci modelimiz. Ara ayrım yerimiz, kollarımız için geçiyorum. Her iki modelimiz kolumuz için ve karşılıklı ayrım yerimiz. Arkada da dört tane modelimizi görmekteyiz. Şöyle bakabilirsiniz. Burası tekrar şöyle yakından göstermek istiyorum. Ola ki kaçıran arkadaşlarımız varsa Şimdi rahatlıkla bakıp sayabilsinler diye. Burası önümüz ayrım yerine kadar. Ayrım yerinden diğer ayrım yerine kadar kolumuz. Bir ayrım yerinden diğer ayrım yerine kadar 4 modelin oluştuğu arkamız. Bir ayrım yerimizden diğer ayrım yerine iki modelli ortadakiler. Bakınız kolumuz ve bir ayrım yerinden son trabzanıma kadar önümüzü de ördük. Şimdi ikinci sırasını geçelim. Üç zincirimi diğer tarafta çekmiştim. 4 tane trabzanımın her birini birer birer örüyorum. bir doluyorum. 4. trabzanımı da ördüm. Kenar trabzanlarım tamam olduktan sonra 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2. Buradaki 2 zincirlik araya şöyle altından girerek sık iğne olarak örüyorum. Tekrar 2 tane zincir çekiyorum. Şurada bir tane minik sık iğnemiz vardı trabzanlarımızın arasında. Oraya tığımın başını dolayarak giriyorum ve biraz şöyle rahat uzatarak çekiyorum ve birini örüyorum. Diğerini kapamıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. İlmeğimi şöyle biraz uzun alıyorum. Birini örüyorum. 3 tane ilmeğim var bakınız. Hepsini aynı anda kapatıyorum. Ve 2 tane zincirimi yeniden çekiyorum. Yine iki zincir bulunan trabzanımın altından girerek bir tane sık iğnem örüyorum. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen artış yerimin yanında bir tane sık iğnem vardı. Tığımın başını dolayarak giriyorum. Şöyle uzatıyorum biraz. Bir katını örüyorum. ikinci örüp kapamıyorum. Aynı yere ikinci kez giriyorum. Bir katını ördüm. Sonra hepsini birlikte çekiyorum. Ve bu şekilde 2 zincir 1 sık iğne 2 zincir 2 trabzanımızı aynı anda ördüğümüz bölümümüz ve tekrar 2 zincir 1 sık iğne şeklinde örüyoruz 2 zincirimi çekiyorum buradaki ara ayrım yerime gelerek 2 trabzan 3 zincir 2 trabzanımı örüyorum 1 2 trabzan 1 2 ve 3 zincir tığımın başını dolayarak tekrar aynı yere iki tane trabzanımı örüyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak buradaki sık iğneme giriyorum. Şöyle uzatarak trabzanımı alıyorum. Yeniden aynı yere girip şöyle trabzanımızı uzatıp 3 tane ilmeğimizi tek seferde çekiyoruz. 2 tane zincirimizi çekip bu ara tepeye girerek sık iğnemiz. 2 zincirimizi çekip aradaki sık iğnemi şöyle uzatarak bir kapatmadan ikinci kez giriyorum. Hepsini tek seferde kapatıyorum. Aralarına da iki tane zincirimi çekip bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Doluyorum. Her sık iğnemize şöyle uzunca aldığımız önce bir katını, sonra ikinciyi ördükten sonra hepsini toplu şekilde çektiğimiz tırabzanımızı örüyoruz. Ve burası yine. Ayrım yerimiz. 2 tane tırabzanım. 1 2 3 zincirim. 2 tırabzanım. Bu şekilde sona doğru ilerliyoruz. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız bu ikinci önümüz. Kolumuzu aynı şekilde bir artış yerinden diğer artış yerine Arkamızı şöyle tutuyorum. Bir artıştan diğer artış yerine şöyle yaklaştırayım. Puslandı. Ee, Tekrar kolumuzu ve önümüzü görmekteyiz. Sıramızı tamamladık. Şimdi birlikte yine bitirelim. Sık iğnemi ördüm. 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Kenardaki 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 ve 4. 3 tane zincirimi çekiyorum. Arkasını çevirip buradaki 4 trabzanımın 4'ünü de örerek hazırlığımı yapıyorum. Trabzanlarımızı ördükten sonra devam edelim gövde kısmımıza. Zincirimin içerisine 3 tane trabzan örüyorum. 1 2 ve 3 4 tane kenarda 3 tane de şimdi zincir içerisine ördüm ve hiçbir zincir çekmeden direkt sık iğnemin içerisine gelerek batıyorum sık iğne olarak battım sık iğnemin üzerine tığımın başını dolayı doluyorum buradaki iki tane trabzanı aynı anda almıştık oraya giriyorum ve üç tane trabzanımı buraya örüyorum üç trabzan iki zincir üç trabzan bir iki ve üç şu aşağıdaki yapmış olduğumuz işlemimizi buraya yaptım. Tırabzanımın üzerine 3 tırabzan, 2 zincir, 3 tırabzan. Ve hiç zincir çekmeden hemen yine sık iğnemin üzerine gelerek sık iğne olarak batıyorum. Tığımın tamam başını doluyorum. Yine buradaki 2 tırabzanımın üzerine 3 tırabzan. 1 2 3 2 zincir 3 trabzan artışlarımızı da bu şekilde yapıyoruz, modelimizi büyütüyoruz. 2 oldu, 3. trabzanımı da örüyorum. 4 tane trabzanımı örmüştüm, bu kenardan devam olan. 3 tane trabzan zincir içine ördüm, bir sık iğnem ördüm ve sonra buradaki. Şu görmüş olduğunuz ikili trabzan üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanım ördüm. Hemen sık iğnenin üzerine sık iğne olarak battım ve yine buradaki trabzan 2 tane trabzanımın üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımı ördüm. Ve hemen şu artıştaki ilk trabzanıma gelerek sık iğne olarak batıyorum. İlkine gelip sık iğne olarak batıyorum. Tığımı başını doluyorum. Artma yerine giriyorum. 2 trabzan 3 zincir ve yine giriyorum 2 tane trabzan artış yerine geldim Bakın ondan öncesinde bu artış yerinin bir öncesine bir sık iğne örmüştüm zincir hiç çekmiyorum 2 trabzan 3 zincir 2 trabzanımı aralığımıza ördüm artış aralığımıza ve yine kolumuza geçerken hemen buradaki ikinci trabzanıma gelip sık iğne ile batıyorum ve tığımı başını doluyorum. Buradaki gördüğüm trabzanıma tıpkı şurada çalıştığım gibi 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 tane trabzanımı örüyorum. Ve modelimi ilk bölümde çalıştığım gibi tekrarlar yaparak sona kadar getiriyorum. 3 trabzanımı, 2 zincirimi, 3 trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Sık iğnemin üzerine sık iğne. Tamam doluyorum. Tekrar 3 tane trabzan. Bu kısmı da tamamlayalım. Kolumuzun artış yerinden sonra bakınız. Buradaki trabzanlarımızın üzerine yeni gruplarımızı ördüm. Şimdi artış yerimin bulunduğu noktaya geldim. Hemen ilk trabzanıma gelerek bu şekilde batıyorum. Ve iki tane trabzan. 3 zincir İki trabzanımı örüyorum ve buraya kadar yaptığım işlemlerimin tekrarıyla sıramı tamamlıyorum. Evet sıramızın sonuna kadar geldim. En son aşağıdaki modelimin üzerine sık iğne yaptım ve trabzanlarımdan önce başlangıçta olduğu gibi üç tane trabzanım bu noktaya örüyorum. 1 2 ve 3. 3 trabzanımı buraya ördüm. Şimdi buradaki 4 trabzanımı örüyorum. Her zaman devam edecek olan trabzanımızı. 2. Toplamda 7 tane trabzanımız oluyor. Kenardaki trabzanımızı da örelim. Evet, bütün trabzanlarımızı ördüm. 3 zincirim çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve buradaki 4 trabzanımı örüyorum. 2 3 4 4 tane trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki sık iğnenin içerisine girerek bakınız şuradaki 2 zincirin üzerindeki sık iğnemize girerek uzunca alıyorum. Bir defa örüyorum. Tekrar uzunca alıyorum bir defasını örüp hepsini aynı anda çekiyorum tıpkı bir alt sırada yaptığımız gibi iki tane zincirimi çekip sık iğne olarak batıyorum İki zincir çekiyorum sık iğnemin bulunduğu yere gelip şöyle biraz uzatıyorum trabzanımı birini alıyorum aynı yere tekrar girerek bir tane daha ve 3 ilmeğimi şöyle çekiyorum araya iki tane zincir çekiyorum Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Hemen bakın şuradaki ilk artış trabzanımızın yanında bir tane sık iğnem vardı. Buraya da giriyorum. Şöyle uzatıyorum. Önce başını doluyorum. Birini örüyorum. Sonra kapatıyorum. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Artışlarımı iki trabzan üç zincir 2 trabzan yapıyorum ve sıramın sonuna doğru ilerliyorum. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan. Ve hemen buradaki sık iğneme yine tığın başını 2 zincir çektikten sonra doluyorum. Uzatarak alıyorum. bir, tekrar giriyorum. 2, kapatıyorum. 1, 2 zincirimi çekiyorum. Evet. işlemimizi bu şekilde sona kadar getiriyoruz. Sıramın sonuna kadar geldim. Bitişi yine sizlerle birlikte yapalım. Şöyle görmenizi istedim. Bakınız bu şekilde büyüdü. Şöyle elime alıp biraz da yakından göstermek istiyorum. Bir sıra trabzan sıramızı örerken bir sırada bu görmüş olduğumuz uzun iki trabzanımızın ve zincirlerimizin ördüğü zincirlerimizden oluşan bölümümüzü örmekteyiz. Şöyle kolumuza da bakalım. Artışlarımızı 2 tane trabzan 3 zincir olarak yapıyoruz. Aralarda ikişer zincir çekiyoruz ve sona kadar geldim bakınız. En son iki trabzanımı ördüm. 2 zincirimi de ördükten sonra kenardaki 4 tane trabzanımı örüyorum. Şuradaki trabzanlarımı atlıyorum. 1, 2, 3, 4 bakınız. Şu 3'ü atladım. 1. 2. 3. atladım. 4 trabzanımızı 2 zincirimi çektikten sonra örüyorum. 2, 3, ve 4 hemen bitiş yönünde 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 arkasını çeviriyorum 4 trabzana burayı tamamlıyorum 2 3 ve 4 4 trabzanımızı tamamladık Şuradaki görmüş olduğumuz trabzanımızın üzerine artık ıı, şu işlemimizi yapıyoruz 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzanımız örüyoruz araya zincir çekmiyorum direkt giriyorum tepesine bu sıramızda aralara zincir çekmiyoruz sadece artış yerimizde oluyor 2 ve 3 2 zincirimi çektim aynı yere giriyorum 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı ördüm şöyle kaçırmayalım hemen devam ediyorum şuradaki sık iğnemin üzerine yine sık iğne olarak batıyorum modelimiz kaydırmalı olduğu için bakın üst üste yığamıyoruz tığımın başını doluyorum yine buraya şu iki trabzanın üzerine 3 tane trabzan 2 zincir aynı yere 3 trabzan 2 ve 3 sık iğne tekrar 2 tane zincirimiz ve 3 tane tırabzanımız Şöyle görelim bakınız. Buradaki kenar trabzanlarımız ve üçer üçer trabzanlarımız aralarındaki sık iğnelerimizle ördüm. Köşemize geldik artış yerimize. Artış yerimin hemen kenarındaki ilk trabzanımın tepesine sık iğne ile batıyorum ve buradan direkt tığımın başını dolayarak iki trabzan 1 2 3 zincir iki trabzanımı örüyorum Buradan yine ikinci trabzanıma gelerek sık iğnemi batıyorum. Tığımın başını dolayarak 3 trabzan şeklinde devam ediyorum ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Yine sıramızın sonuna geldim. Yine geçişi sizlerle birlikte yapalım. Şöyle görelim. Arkamız Kolumuzun olduğu bölüm bir geçişten bir geçişe yani artışlarından artışlarıma. Şimdi son olarak bu kısmı örüyoruz. 3 tane daha trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Direkt geçiyorum. 4 trabzanımı örüyorum. ve dördüncüyü de ördüm. 1 2 3 2 3 çeviriyorum. Buradaki 4 trabzanımızı her zaman örüyoruz. Şimdi bu sıra zincirli sıramız. Zincirli sıramız olduğu için hemen buradaki trabzanımızın şuraya sık iğnemi örmeden önce 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen sık iğne. 2 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu aradaki sık iğnemin içerisine 1 tekrar giriyorum 2 ve kapatıyorum 2 tane zincirimi çekiyorum tepeye sık iğnemi batıyorum 2 tane zincirimi çekiyorum araya tığımın başını dolayarak giriyorum 1 2 tek seferde kapatıyorum yeniden iki zincirimi çekiyorum bu kez Şuradaki bakınız bölüme girerek artış şiirlerimi çalışıyorum. Yine buradaki iki zincirimin içerisine girerek sık iğnemi örüyorum. İki tane zincir çekiyorum. Hemen artışımın yanındaki ara ayrım yerinin yanına girerek trabzanlarımı örüyorum. Tek seferde çekiyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Buraya girerek iki trabzan, bir, iki, üç zincir iki trabzanımı örüyorum iki zincirimi çekip tekrar buradaki sık iğnelerimin içerisine iki trabzandan olan bölümümü örüyorum ve ikişer zincirimi çekip bu trabzan aralarına üçer trabzan aralarına ise sık iğnemi örüyorum ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım Kenarımızın başına kadar örerek geldim. Şimdi 4 tane trabzanımı kenar trabzanı olarak ördüm. Tıpkı şurada ördüğümüz gibi bu trabzan zincirimizin içerisine de 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Bakın her sırayı birlikte başlıyorum ki en ufak bir e, kafanızda takıldı kalmasın. Hemen sık iğnemin üzerine sık iğnemi örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanlarımı örüyorum. 3 tane trabzanım 2 zincirim 3 tırabzanım. Bu arayı dolduruyorum. 2 ve 3. Sonra yine sık iğnevin üzerine sık iğne. Şu kısma doğru ilerleyelim. Bitişi de ilk bölümümüzün birlikte çalışalım şöyle. Görmek isteyen arkadaşlarımız, saymak isteyenler için göstermek istiyorum başlangıcımızı. Sıramızın sonuna kadar geldim. Hemen artış yapacağım bölümdeyim. Buraya da ilkine sık iğnemi batıyorum. Ve bölüm arasına geçiyorum. Diğer bölümlerimizi de aynı şekilde örerek tamamlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Şimdi sıramızın bitişinde yine 3 tane trabzanla ördüm. Onu göstermek istiyorum. Bakınız başlangıçta 4 trabzanımızın yanında 3 trabzanımızı örmüştük. Bütün artışlarımızı yaptık. Sonunu da yine Üç tane trabzanımızı ve dört tane kenar trabzanımızı örerek bitirdim. Üzerine dört tane trabzanımı örerek yeni sıramı başladım. Ve buradan yeni sıramdan bu sıramız zincir ve şuradaki görmüş olduğumuz işlemleri yaptığımız sıra 4 trabzanımızdan sonra iki zincirimi çekiyorum. Bu sıra zincir ve şuradaki görmüş olduğumuz bölümlerin sırası gibi hemen sık iğnemin içerisine tığımın başını doluyorum uzunca alıyorum ikinci kez doluyorum uzunca alıp kapatıyorum tekrar iki zincir çekip bu tepe noktaya sık iğne iki zincir çekip tığımın başını dolayıp aradaki bölüme girip bir aradaki bölüme yine bir hepsini birlikte çekiyoruz ve bu şekilde zincirlerle sıramızı devam ettiriyoruz zincir ve şu görmüş olduğumuz iki tane trabzanı uzatarak alıyoruz artış yerine kadar gelelim orada yeniden birlikte olalım artış yerimin hemen yakınına kadar geldim şöyle görelim bakınız şurası hemen buraya da iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum iki trabzanım üç zincirim iki trabzanımı örüyorum ve diğer bölümlerimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz İki zincirimi çekip hemen geçişimi yapıp sık iğnemin içerisine bir iki tek seferde kapatıyorum iki zincir çekip zincirimin altından sık iğne yapıyorum Evet şöyle bakalım zincir sıramızı tamamladık ve şimdi yine trabzanlardan oluşan sıramızın başındayız kenardaki trabzanlarımı ördüm hiç araya zincir çekmeden şuradaki gibi direkt 3 tane trabzanımızı örmeye başlıyoruz. Buradaki 2 trabzanlarımızın üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanımızı örelim. Ve bu sıramızı da yine şimdi başladık ama artık hep aynı tekrarlar olduğu için sonunda yeniden görüşürüz. Evet sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Diğer sıramızı da bakınız buradan birlikte başlamıştık. Şuradan trabzanlarımızı örerek bitirdim. 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı sonrasında 4 tane kenar trabzanımı ördüm. Bir üst sıraya çıktım. 4 trabzanımı ördükten sonra 2 zincirimi sonra sık iğnemi ve şuradaki toplu trabzanımı ördüm. Ve kolumun olduğu yere kadar geldim. Ayrım yerimize kadar. Şimdi kolumuzu gövdemizden ayırabiliriz buradan örerek geldim. 2 tane zincirimi çektim. 2 zincirimi çektikten sonra kolumu şu şekilde büküyorum. Kolumu büktüm. Hiç bu araya girmedim. Bakınız direkt kolumu büktüm. Kolumu büktükten sonra şöyle tersinden büküyorum ki tersinden ördüğümüz için. Kolumu büktüm. Bakınız araya buradan giriyorum 2 zincirden sonra ve diğer kolumuzun bulunduğu aradan da yine giriyorum. Buraya bir tane sık iğne örüyorum. İki sık iğne bir e, trabzan grubumuz vardı. Sık iğne grubumu ördüm. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum ve arkadan devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki trabzanımın bulunduğu yere gelip şöyle rahat bir trabzanımı çekiyorum. Ve hepsini aynı anda kapatıyorum. İki tane zincir tepeye sık iğne. İki zincir tığımın başını doluyorum geniş geniş trabzanlarımı şöyle uzatarak örüp hepsini birlikte iki zincir tekrar batıyorum ve diğer kolumuzun ayrım yerine kadar aynı şekilde örerek geliyoruz arkadan trabzanımızı ve zincirlerimizi örerek geldim burada birleşmemizi yapmıştık yani tam kol altı sık iğne olmuştu şimdi yine artışımızı yaptığımız yerdeyiz. İki tane zincirimi ve ikili trabzanımı ördüm. Kolumu büküyorum. Örgümün ters yanı olduğu için şöyle artışımı yaptığım yere geliyorum. İki zincir çektim. Bakın önce buradan giriyorum. Sonra diğer ayrım yerine giriyorum. Buradan alıp sık iğnemi buraya örüyorum. Sonra iki zincirimi çekiyorum. 1 ve iki. Tığımın başını dolayarak şuradaki sık iğnemin içerisine giriyorum ve trabzanlarımı örüyorum. 2 zincir, 1 sık iğne. 2 zincir, trabzanlar. Şöyle uzunca alıyorum. ikincisinde girip hepsini kapatıyorum. 1 ve 2 zincir, sık iğne. Ve gövdemizi de bu şekilde örmeye başladık. Kollarımız kaldı artık. İki zincir. İki tırabzan ördüm. Tekrar sık iğne. Şöyle bakın. Şurada da gördüğümüz gibi şurada nasıl başlamıştık? Direkt 4 tane trabzandan sonra e, trabzanlarımızın arasına sık iğne ile girmiştik. Burada da aynı işlemi yapıyorum. 2 tane zincirimi çekip trabzanlarımı örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Üç zincirimi çektim. Bu dört trabzanımı örüyorum. 4 tane trabzan ördüm şimdi şöyle bakalım kollarımızı birleştirdik artık gövdeden devam ediyoruz bu şekilde üst üste gelecek bu dörtlerimizin olduğu bölümümüz şöyle yaklaştırıyorum şimdi yeniden başlayalım 4 trabzanımızın yanına şurada yapmış olduğumuz gibi örmeye başlıyoruz 3 tane trabzanımızı da buraya ilave ediyoruz hemen yanına 1 2 ve 3 hemen sık iğne araya zincir çekmeden tığın başını doluyorum buraya 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan sona kadar aynı şekilde örelim. Bir trabzan grubumuz, bir sık iğnemiz. Trabzanlarımı ve sık iğnelerimi örerek geldim. Kol altındayız. Birleşme yaptığımız yerdeyiz. Hemen yanına trabzanlarımı ördüm. Buraya sık iğnemi örüyorum. Ve tekrar tığımın başını dolayarak trabzanlarımla geçişimi yapıyorum. Kol altımıza sadece sık iğnemizi ördük. Diğer kol altında da aynı işlemimizi tekrar edeceğiz. Sık iğnenin bulunduğu yere sık iğne. Arkadan örerek geldim. Trabzan ve sık iğnelerimi yine kolumun altındayım. Bakınız şu kısmada sık iğnemi batıyorum. Tığımın başını dolayıp yine iki tane trabzanımın üzerine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzanlı bölümümüzü örüyorum. Başa doğru ilerliyorum. Önümüze doğru ilerleyerek geldim. Kol altından sonra en son trabzandan sonra sık iğnemi ördüm ve başlangıçta 3 tane trabzan örmüştük bu zincir boşluğumuza. Yine buraya da 1, 2, 3. 3 trabzanımızı örüp sonrasında kenardaki 4 tane trabzanımızı da sırasıyla örüyoruz ve bu sıramızı tamamlıyoruz. Arkasını çevirip yine 4 tane trabzanımızı örelim. Birinciyi ördüm. 2 3 ve 4 4 trabzanım ördüm. 2 tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki sık iğnemin bulunduğu yere gelerek batıyorum. 1 atıyorum 2 iki. ikisini aynı anda kapatıyorum 2 zincir çekip sık iğnem örüyorum ve bu sıramızı da bu şekilde devam ettiriyoruz Evet sıramı ben tamamladım bakınız şu şekilde iki trabzanımı İki zincirimi, 4 trabzanımı örüp ve son sıram için 4 tane trabzanımı hazırladım. Bu sıramızda artık e, son sıramı örmekteyim. Hem de e, kirpiğimizi yapıp tamamlayacağız artık. Bakınız bu kadar yeterli. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Ama uzatmak isteyen arkadaşlarımız bir sıra daha bu, buradan yapabilirler. Ya da istedikleri kadar. Ben bunu son sıram olarak görüyorum ve başlıyorum. 4 trabzanımı ördüm. Buraya 3 tane trabzanımı örüyorum. Son sıra olduğu için tek var kirpik çalışması yapacağım. Ve kirpiği de buradaki zincirimin arasına yapacağım. 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şu kısma gelerek batıyorum. Kapatıyorum. Ve aynı yere girerek 3 trabzanımı daha örüyorum. 1, 2 ve 3. Sık iğnemin üzerine batıyorum. Bakın. 3 tane zincirle buraya bir tane kirpik çalıştım. Tığımın başını doluyorum. Daha büyütmek isteyen arkadaşlarımız bu sırayı dönüp bundan sonraki sıramızda bu işlemimizi yapabilirler. 3 zincirimi çektim. Hemen şu şekilde yandan giriyorum. Kapatıyorum. Yine 3 tane trabzanı. 3. Bir sonraki yer sık iğne. Tekrar 3 tane trabzan. 1 2 3 zincir yandan giriyorum kapatıyorum ve aynı yere 3 tane trabzanımı örüyorum sık iğnemin üzerine de sık iğnemi çalışıyorum ve en alt sıra burası olduğu için bu şekilde kirpikli bir şekilde çalışıyorum Evet şöyle görmenizi istiyorum sona kadar kepiklerimizi çalışarak gelelim. Tabamızın alt sırasını tamamen ördüm. 3'er zincir çektim ve birer kirpik yaptım ve bu şekilde tamamlandı. Şimdi yan kısma doğru geçiyorum. Bu e, ilik olacak yerlerimiz. E, i̇liklerimizi ise özellikle açmadık. Şöyle trabzan aralarına istediğiniz sıklıkla karşısına düğme dikerek yapabilirsiniz. Şimdi buradan da kirpikli bir şekilde örelim. Şuradaki uç kısma 1 2 3 tane zincir çekiyorum hemen şöyle girerek atıyorum ve buraya bir tane kirpikle başlıyorum bir trabzan atlıyorum şöyle bir zincir çekiyorum bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın olduğu yere geliyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve yine şu şekilde aradan giriyorum bir tane kirpik yapıyorum bir zincir çekiyorum Bakın buradaki mesafe atlarsak diğer tarafa uzak olacak o yüzden buraya giriyorum. Ve buradan 1-2-3 şu şekilde örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanıma giriyorum. 1-2-3 yandan girerek kilitliyorum. Bir tane zincirimi çekmeyi unutmuyorum ve yandaki trabzanıma batıyorum ve bu şekilde bir tane zincir 3 zincirden oluşan bir tane kirpiğimizi örelim yakamıza kadar gelelim bir zincir diğerine batıyorum kenarların kirpiklerini yaparak ilerledim altta kalan kısmı yapmamıza gerek yok şimdi yakamızda da aynı işlemimizi yapalım hemen ilk ilk bakınız trabzanıma yaptım Yandaki trabzanıma gelip direkt batıyorum. 1, 2, 3. Yandan giriyorum. 1, 2 atlayalım. Bakın birinci atlıyorum. İkincinin bulunduğu yere giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yandan giriyorum. Ara zincirini çekmiyorum burada. 1, 2, bir tane atlayıp ikincinin bulunduğu noktaya giriyorum. Yandan giriyorum bir trabzan atlayıp ikincisine direkt batıyorum. Zincir çekmiyorum ve bu şekilde yakamızın şuradaki bölümüne kadar örelim. Şurayı ister örün ister örmeyin nasıl isterseniz burada altta düğme kalacağı için üstte ilik bölümümüzü ben çalıştım. Yakamızı örerek tamamladım. Bazen 2 bazen 3 aldım. Daha değerli toplu olmasını sağladım. Ve bu şekilde tamamladım. Şimdi son olarak bakın son ilmeğimi ördüm. Ve ipim benim burada bitti. Bakınız tam bu kadar e, ölçüye ipim ancak yetti. Son olarak şu kısmı yapmak istesem zaten yapamayacakmışım. Bakınız bir tane zincirimi şöyle şuraya batıyorum. Geçiriyorum ve bir tane de zincir çektikten sonra buradan tamamlıyorum ve bu kısım düğmemin olduğu kısım olacak Tabii şu kız ipimi keseceğim şöyle ayarlıyorum diğer kısmı da üzerine getiriyorum üzerine getirdim şuradan iliklerimizi hemen bu kısmı ilik olarak kullanabiliriz istediğiniz aralıklarla ben ince düğme dikmek istiyorum ince düğme diktiğim zaman en üstten başlayacağım şu şekilde belirli aralıklarla Düğmelerimi yerleştirip dikeceğim. Evet, şu şekilde. Sizlerde istediğiniz kadar e, düğme kullanabilirsiniz. İsterseniz sık, isterseniz birazcık daha seyrek. 3 düğme ile de kullanabilirsiniz, 4 düğme ile de. Evet, bu şekilde çalışmamızı tamamladık. Ben daha sonra düğmeleri iç kısma dikeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir bu güzel çalışmamızı. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.